Son dönemde sayıları hızla artan İmam Hatip Liselerinin ardından şimdi de İslam sentezli bir üniversite kurulması isteniyor. Talep, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den geldi. Konuyla ilgili uzun süredir çalışma yürüten Diyanet Vakfı, YÖK'e müracaatta bulundu. İstanbul'daki 29 Mayıs Üniversitesi'nin Mısır'daki El-Eser gibi dini fetvalar verebilecek bir üniversiteye dönüştürülmesi gündemde. Peki birçok etnik kimliğin bir arada yaşadığı Türkiye'de böyle bir üniversite kurulması ne anlama geliyor? Devletin İslam Üniversitesi açması eşitlik ilkesine aykırıdır. Müslüman olmayanlar, Sünni olmayanlar, Hanefi olmayanlar kendisini ikinci sınıf hissedecektir ister istemez. YÖK'ün bu teklifi ne zaman karara bağlayacağının yanında merak edilen bir diğer konu da böyle bir üniversitenin müfredatının nasıl olacağı. Bence burada önemli olan üniversitenin ismi değil, müfredatıdır. Yani içinde ne anlatılacak? Mevcut ilahiyat fakültelerinden farklı olarak bu adına İslam Üniversitesi denilecek olan üniversitede ne anlatılacak? İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan ise böyle bir üniversitenin toplumsal problemlere katkı sağlayacağı görüşünde. Şu anda Türkiye'de 100'ü aşkın ilahiyat fakültesi var. Bunlar ne yaparlar? Yüzlerce, binlerce akademisyenimiz var. Yani Türkiye'de bu ilahiyat fakülteleri bir şey yapabiliyorsa, yani bir özellikleri varsa, ülkenin problemlerine İslam açısından bir alternatif getirebiliyorlarsa, kurulacak üniversitenin de böyle bir faydası olur. Şimdi gözler, Türkiye'de bir ilk olacak olan İslam Üniversitesi'nin nasıl hayata geçirileceğine çevrildi.